açıkçası bu üç partinin de resmen seçim kampanyalarını başlatmamış olmanın temel nedeni AK Parti'nin bu seçime nasıl bir yol ve yöntemle gideceğini öğrenmek istemeler. Yani önce AK Parti'nin ne yapacağını, bu seçime hangi söylemle gideceğini öğrenmek istiyorlar ve ardından buna göre kendi konumlarını, pozisyonlarını belirleyecekler. Bu aslında bu üç partinin de tepkisel siyasetinin yine somut bir yansıması. Bu zamana kadar da AK Parti kurulduğu ve iktidar olduğu dönemden bu yana üç parti de aslında bunu yaptılar ve kendilerini AK Parti'nin pozisyonuna göre şekillendirdiler, belirlediler ve bir tepkisel siyaset yürüdüler. Bir anlamıyla baktığımızda o tepkisel siyasetin konforunu ürettiler. Baktığımız zaman bu kongre aslında AK Parti açısından son derece önemli, Türkiye siyaseti açısından son derece önemli bir kongreydi ve AK Parti 1 Kasım seçimlerine giderken önündeki 3 meydan okumadan birini aşmış oldu. Bu kongreyi yaptı ve kongrede bir yeniden bir genel başkan seçti. Kendi Sayın Başbakan'ı yeniden genel başkan olarak seçti. Yeni bir yönetim yapısı belirledi ve bunu yaparken bir bütünlük içerisinde, bir uyum içerisinde bunu gerçekleştirdi. Tek bir listeyle kongreye gidildi ve tek bir liste seçilmiş oldu. Bu son derece önemli. Yani Türkiye'de diğer partilerin kongrelerini hatırladığımızda, o kongrelerdeki olaylı görüntüleri hatırladığımızda iktidarda olan ve iktidar alternatifini oluşturan, iktidarın en önemli alternatifi olarak ortada duran AK Parti'de böyle bir tartışmanın yaşanmamış olması, böyle bir birliğin yaşanmış olması son derece önemli. Çünkü iktidar partisinin, iktidarda olma ihtimali en yüksek olan partinin aslında bu anlamda çekişmelere sahne olması beklenir. Oysa AK Parti'de bunun tam aksine hiçbir çekişmenin olmadığı bir bütünlüğün olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii burada baktığımızda yine belirli medya manipülasyonlarıyla muhalefet partilerinin de AK Parti üzerinden siyaset yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani bir AK Parti içindeki bir takım gerilimlerden bahsederek, AK Parti'nin içinde bazı gerilimlerin ortaya çıkacağını umarak aslında bir manevra alanı oluşturulmak isteniyor ve bu kongrede de bunun çok somut örneklerini gördük. Şimdi 1 Kasım seçimlerine doğru giderken, yani işte Erdoğan-Davutoğlu ayrışması mı? İşte aslında bir taraftan bunu medya başlatıyor, muhalefette bunu derhal satın alıyor, satın bunun alıyor, üzerinden devam ediyor. Şimdi bakın, buradaki temel mesele şu. Şimdi 1 Kasım seçimlerine muhalefet partileri hangi sermayeyle gidiyorlar? Bir tane temel sermayeleri var. O da Erdoğan düşmanlığı. Karşıya da demiyoruz artık, Erdoğan düşmanlığı diyoruz. Ve Erdoğan düşmanlığı sermayesiyle bu seçime giderken bir şekilde bunun bir işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte terörü başlattığı yalanını sürdürmek, işte önce erken seçim istediğini söylemek, sonra seçimi engellemek için elinden gelen şeyi yaptığını iddia etmek, bu tür absürtlükler vesaire. Bunun üzerinden bir Erdoğan düşmanlığı oluşturarak kendi kitlelerini motive etmeye çalışıyorlar. Bunu HDP'de, CHP'de, MHP'de yapıyor. Evet. Baktığınız zaman nedir en temel umdeleri, neyi savunuyorlar dediğinizde Erdoğan'ın olmadığı bir dünya, bir Türkiye. Aslında vaatleri bunun ötesine geçmiyor. Şimdi bunu yaparken de bir taraftan da AK Parti siyasetini ele alırken AK Parti siyasetine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan müdahil olduğu üzerinden bir tartışma yürütüyorlar ve orada Genel Başkan Davutoğlu'nun aslında hiçbir hareket alanı olmadığını ifade ederek aslında AK Parti'yi de zayıflatmaya gayret ediyorlar. Böylesi bir manipülasyon üzerine gidiyorlar. İkincisi de şu, bunu da hemen söyleyeyim. Tamam. İkincisi de şu, yapmak istedikleri bir başka şey de şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kurucu lideri ve AK Parti vizyonunun da oluşmasında, temel çerçevesinin şekillenmesinde en önemli aktör. Yani Erdoğan'ın bu anlamda siyasi vizyonunu ve mirasının da aslında AK Parti'den çekilmesini temin etmek için bu tür tefrikalara çok ciddi şekilde başvuruyorlar. Tamam. Oysa